Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda da ilk TBMM'mizi bir açalım. TBMM döneminde iç isyanlar çıkacak maalesef. Bu dönemde sevrim imzalanacak. Anayasalar hazırlanacak. Öncelikle ilk TBMM ne demek? Onu bir anlatmak istiyorum. 23 Nisan 1920 tarihinde ilk TBMM'imiz açıldı. Bunlar muharebeler sürecinde görev yaptı. 1923 yılında bir kez daha seçime gidildi. Bu işte birinci TM. 23 yılında bir daha seçim oldu. İkinci TM açıldı. 1927 yılına kadar bu vekillerimiz görev yaptı. Üçüncü TM'miz açıldı. Sonra 1931 tarihinde bir kez daha milletvekilliği seçimleri yapıldı. Dördüncü TM açıldı. İşte 1935'te bir daha yapıldı. Beş. En son ülkemiz 2018'de bir seçim yaptı. 27. TBM'imiz açıldı. Nasip olsa 2023'ün Haziran ayında bir seçim daha yapacağız. Erken genel seçim olmazsa 28. TBM açılacak. Yani TBM'den kastımız bu. KPSS sınavında özellikle 1. TBM'nin faaliyetleri çok çok kıymetli. Soru kalabalık olarak hangisi 1. TBM dönemindedir? Hangisi ikinci TM dönemindedir? Şeklinde sorumuz gelebilmekte. Bazen de 2'den, 3'ten, 4'ten, 5'ten bilgiler verilip hangisi birinci TM'den diye de soru gelebiliyor. O yüzden biz özellikle ilk TM döneminde olan olayları bilmek zorundayız. Evet dediğim gibi 23 Nisan 1920'de açılan TM 11 Ağustos 1923'te görevi bitti. 11 Ağustos 23'ten itibaren ikinci TMV vazifeye başladı. Peki ilk TMV neden açıldı? Açılma sebepleri neler? En temel amacımız milli bağımsızlığı sağlamak idi. İkincisi milli birlik ve beraberliği gerçekleştirmek idi. Ve milli egemenliği gerçekleştirmek. Çünkü Kurtuluş Savaşı halka dayandırılmış bir harekettir. O sebeple milli egemenliği gerçekleştirme amacımız da var. Düzenli orduyu kurmak. Bakın dikkat edin. Hiç genelgeler, kongreler döneminde düzenli ordu kurma muhabbeti yok idi. Ve hızlandıran şey ne oldu? Mevusan Meclisi'nin kapatılması. Bu hızlandırıcı bir etken oldu. Gördüğünüz gibi ilk devmenin inkılaplar yapalım. Ülkemizi çağdaşlaştıralım, modernleştirelim bir derdi yok. O ikincinin, üçüncünün, dördüncünün, beşincinin görevi olacak. İnkılaplar yapmak, çağdaşlaşmak görevi. Peki ilk demeye kimler katıldı? Bir, Mustafa Kemal'in temsil heyeti başkanı sıfatıyla yayınladığı emir sonucu yeni seçilen vekiller katıldı. Mustafa Kemal her vilayetten beş tane milletvekili seçilip Ankara'ya gönderilmesini istedi. Kendisi de TBMM'ye Ankara vekili seçildi. Hemen geri besleme yapalım. Mustafa Kemal Paşa'mız Mebusan Meclisi'ne Erzurum'dan vekil seçildiydi. TBMM'ye ise Ankara'dan vekil seçilmiştir. Yani Mustafa Kemal'in siyasi hayatında vekillik yaptığı iki şehir var. Bir Erzurum, iki Ankara. Arkadaşlar... Mustafa Kemal gönderdiği emirde Mebusan Meclisi vekillerinin de yeni bir seçime tabi tutulmadan tebmeye gelmelerini talep etti. Ve bu Mebusan Meclisi vekillerinin bir kısmı da Sakarya Savaşı sonrası Malta'dan kurtarılan Mebusan Meclisi vekilleri oldu. Ki Rauf Orbay bunlardan bir tanesidir. Şimdi gördüğünüz gibi Mebusan Meclisi vekilleri de buraya dahil ediliyor. Peki bu ne anlama geliyor? Bu bir milli iradeyi duyulan saygıdır. Çünkü onları da bu halk seçti. İki, milli birlik ve beraberlik anlayışını güçlü tutma amacıdır. Ki bu vekillerin çoğu Mustafa Kemal'e muhalif, Mustafa Kemal'i ekat etmeye çalışan vekiller değil mi? Buna rağmen Mustafa Kemal bu tarz gönül kırgınlıklarını arka plana atmayı başarmış. Önce birlik ve beraberlik. Çünkü temel amacımız düşmanı yurttan kovmaktı. Evet arkadaşlar ilk devime hangi sıfatla açıldı? Olağanüstü yetkili meclis sıfatıyla açılmıştır arkadaşlar. Açılış konuşmasını ise en yaşlı vekil sıfatıyla Sinop vekili Şerif Bey yapmıştır ki bu gelenek günümüzde hala devam eder. Yeni meclis başkanlık divanı oluşturulana kadar en yaşlı vekil meclis açılış konuşmasını yapar diyoruz. Mustafa Kemal TBM'ye yine tek başına aday oldu ve seçildi. Başkan yardımcılığına da Celalettin Arif Bey seçilmiştir. Evet Celalettin Arif Bey Son Osmanlı Mebusan Meclisi başkanlık görevinde yürüttü. Aslında Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin ilk başkanı Reşat Halis Bey'di. Ama hastalandığı için bu görevi Celalettin Arif Bey ymış. Celalettin Arif Bey ilk de başkan yardımcılığı yani ikinci başkanlık görevini de yürütmüştür. Tebme Ankara'da milli mücadeleyi halka duyurmak için hakimiyeti milliye ve Anadolu Ajansı'nı da kullanmıştır. Aslında bu iki yayın organı temsiliyeti döneminde kuruldu. Ama TM açılınca temsil heyetinin görevi son bulacak ya. Artık bu yayın organları TBMM'nin oldu. Evet bu görüntü arkadaşlar. Günümüzde Ankara Ulus'ta ki meclisimiz Milli Mücadele Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak günümüzde kullanılmakta. Bu ilk meclis binamız. Peki TBMM'nin açılmasıyla adı konmasa da yeni bir devlet kuruldu. Adı konmasa da fiilen cumhuriyet düzeni geldi. İşte bu devletin yönetimi için Mustafa Kemal bir gün sonra meclise bir önerge verdi ki buna 24 Nisan önergesi diyoruz. Nitekim 1. Yunan Savaşı sonrası teşkilat esasi anayasası ilan edilene kadar da bu yeni devletin yönetimini sağlayan önerge olacaktır. Peki nedir bu önergenin içeriği? 1- Hükümet kurmak zorunludur demiş ve kurulmuş. İşte bu madde temsil heyetinin görevinin son bulduğunu gösteriyor. Bir daha geri besleme yapalım temsil heyeti ile ilgili. Temsil heyeti arkadaşlar Amasya genelgesinde kurulması kararı alındı. Erzurum kongresinde kuruldu. Sivas kongresinde ulusallaştırıldı. TBM açılınca da görevi son buldu. İki numaralı madde geçici kaydıyla bir hükümet reisi atamak ve paşa kaymakamı yani paşa vekili atamak doğru değildir demiş. Bu cümleden ne anlayacağız bu karardan? Artık kurulan hükümetin sürekli olacağı ve alacağı kararlarda padişahtan bağımsız hareket edeceği vurgulanmış. Çünkü paşa resmen işgal altında Paşalık makamından gelecek emirler aslında İngiliz'in, Fransız'ın dikte ettiği emirlerdir. Bundan dolayı alacağımız kararlarda paşadan bağımsız hareket edelim denmiş. Üçüncü madde, yasama ve yürütme. Bak daha yargı yok. Ama yargıyı da fiilen kullanacaklar. Yasama yürütme yetkilerini TBM kullanır. Arkadaşlar bir devlette üç tane güç vardır. Yasama, yürütme, yargı. Bu üç güçten ikisi bile aynı kurum tarafından kullanılsa onun adı kuvvetler birliği, güçler birliği ya da erkler birliği deniyor buna. Dolayısıyla bu madde kuvvetler birliğini gösteriyor. Peki amaç ne? Neden böyle bir kuvvetler birliği ilkesi belirsedik? Amacımız bir, işleri hızlandırmak. Yani acil karar alıp acil bir şekilde uygulamak. Artı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletin tek temsilcisi yapmak ya da merkezi otoriteyi güçlendirmek de diyebiliriz. Yine arkadaşlar meclisin başkanı icra vekilleri heyetinin icra vekilleri heyeti temsil heyetinin yerine kurulan hükümet yani bakanlığa kurulu yani onun da başkanıdır diyor. Bakın yine burada bir kuvvetler birliği ilkesi uygulaması var. Çünkü meclis yasamadır. icra vekilleri heyeti de yürütmedir. Ayrıca arkadaşlar bu hükümet modeline meclis hükümeti sistemi denilmiştir. Meclis'in başkanı icra vekilleri heyetinde başkanın olması meclis hükümeti modelidir. Bir sonraki maddemiz Paşa ve Halife'nin durumu bağımsızlık kazanıldıktan sonra TBMM tarafından belirlenecek. Bakın bu cümlede şu var. Artık hilafet ve saltanat makamının durumunu halkın iradesi belirler demişler. Yani burada aslında saltanatın gün gelip kaldırılacağına bir vurgu yapılmış. Milli irade saltanattan üstündür denilmiş. Ama arkadaşlar bunu şimdi konuşmayalım. Sonra konuşalım. Hele bir bağımsızlık kazanalım demişler. Niye şimdi konuşmuyoruz? Çünkü hassas konu bu. Mümkün mertebe milli birlik ve beraberliği bozucu faaliyetlerden kaçınalım anlayışı var ve mecliste toplanan milli iradeyi doğrudan vatanın geleceğine egemen kılmak esastır. İşte açık açık milli egemenlik cumhuriyet vurgusu yapılmış. Ama cumhuriyeti hmm, almıyoruz ağzımıza. Niye almıyoruz? Birlik beraberlik bozulmasın diye. Çünkü bir ülkenin bağımsız kazanabilmesi ve bağımsızlığı koruyabilmesinin en temel şartı milli birlik ve beraberliktir. Hemen meclis hükümeti ile ilgili bir soru çözümü yapmak istiyorum. İlk DMM'de meclis hükümeti modeli uygulandığı bilgisine bakılarak yukarıdaki makamlardan hangileri kurulmamıştır? Arkadaşlar meclis hükümet sistemlerinde sadece meclis başkanı olur. Meclis başkanı aynı zamanda icra vekilleri heyeti yani bakanlar kurulunda başıdır. Başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı makamları yoktur. Bu sorumuzun cevabı kurulmamıştır dediğimiz için kurulanlar yalnız bir. Burada ise 2 ve 3 diyeceğim. Ha başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı makamı ne zaman kurulacak? 29 Ekim 1923'te cumhuriyetimizin ilan edilmesiyle kurulacak ki zaten kabine hükümetine geçtik. Cumhuriyetin ilanıyla diyeceğiz. Peki bir soru daha soracağım. TBMM'nin açılmasından bir süre sonra icra vekilleri heyeti üyelerinin meclis başkanı tarafından aday gösterilmesi uygulamasına gidilmesinde ne amaçlandı? Arkadaşlar, meclis hükümet sisteminde bakanlar tek tek seçiliyor, tek tek ve meclis tarafından seçiliyor. Böyle olunca hükümetin hem kurulma süreci bayağı meşakkatli oluyor hem de hem bu düşünceden hem şu düşünceden hem de şu düşünceden kişiler aynı hükümette görev alıyor. Böyle olunca hem kurulması zor oluyor hem de bakanlar arası uyumlu çalışma sıkıntı yaratıyor. O yüzden meclisin açılmasında bir 9 ay sonra denmiş ki meclis başkanı bakanlara bari aday göstersin. En azından meclis başkanı iyi kötü birbiriyle uyum içinde çalışabilecek kişileri aday göstersin. Buradaki amaç şu, hükümet üyeleri arasında daha uyumlu çalışma ortamı sağlamak. İşte amaç bu. Peki, hükümet üyelerinin sayıca artması alakası yok. Vekillik seçim sistemini değiştirmek hiç alakası yok. Cevabımız sadece birdir. İşte zaten bu uygulamadan sonra icra vekilleri eğiti başkanı ayrı, meclis başkanı ayrı bir statüde olmuştur. Peki birinci teğmenin özelliklerine bir bakalım. Bir, bağımsızlık meclisidir. Çünkü işgalcileri yurttan atmıştır. Ama ben diyorum ki inkılapçı meclis özelliği D var. Bak D'yi vurguladım. Çünkü saltanatı kaldırdı. Aman dikkat. İnkılaplar meclisi mi? Lerler kullandım. İnkılaplar meclisi mi? Hayır. İnkılapçı meclis özelliği D var. Bir tane. Milli bir meclistir. Peki ilk değmeyi milli yapan şey ne? Çünkü vekiller içinde azınlık yok arkadaşlar. Azınlık vekili yok. Ayrıca vekiller yurdun tamamını temsil eder. Yani seçilen vekil sadece seçildiği bölgeyi değil, şehri değil, memleketin tamamını temsil eder. Buradaki olay bakın yine bir milliliktir. Birlik beraberliği koruma düşüncesidir. Milli bir meclis olunduğunun kanıtıdır demokratik bir meclistir. Çünkü üyelerinin tamamı yüzde seçimle belirlenmiştir. Ha hocam hiç anti demokratik uygulaması yok mu? Var. E günümüzdeki meclisin de var. En başında kuvveler birliği pek anti demokratik değil. Ama biz sorulduğunda yine de demokratik bir diyeceğiz. Çünkü vekillerin yüzde yüzü seçimle belirlendi. Teokratik bir meclistir. Yani dine dayalıdır. Çünkü şer'i hükümlerin uygulanmasından sorumludur. Artı fetvalar yayınlatmıştır. Mesela iç isyanlar sürecinde. Teokratiktir. Bunu şunun için iyi bilelim. İlk devme döneminde çıkan isyanlarda layıklığa bir başkaldırı var mı? Yok. Niye daha ortalıkta layıklık yok? Şeriat hükümlerinden tevme sorumludur demiş zaten. Peki savaş meclisi midir? Evet. Peki neden savaş meclisidir? Çünkü üyelerinin bir kısmı askerdir. Peki adam hem asker hem milletvekili. Bu işleri hızlandırır mı? Evet. Vekil sıfatıyla savaşa kararı veriyorum. Asker sıfatımla savaşan kişi ben oluyorum. Bu da işleri hızlandırıyor. Artı gündemi genelde savaştır. Bak genelde. Peki ilk temel Savaştan başka bir şey konuşmadım mı? Konuştu. Ekonomiyi de konuştu. Eğitimi de konuştu. Sanayiyi de konuştu. Diplomasiyi de konuştu. Ama en çok savaşı konuştu. Bütçesinin çoğunluğu milli savunmaya ayrılmıştır. Peki başka bir şeye ayırmadı mı? Ayırdı. Sağlığa da ayırdı. Mesela ilk temeli, ilk kurduğu bakanlık Sağlık Bakanlığı olmuştur. Yine öğretmen atamaları yapılıyor o dönemde. Doktor atamaları yapılıyor. Eksik de olsa, gecikmeli de olsa maaşlar ödeniyor. Başka yerlere de ayırdık. Ama en çok milli savunmaya, savaşa ayırdık. Halkçı bir meclistir. Neden halkçıdır? Çünkü hemen hemen her meslek grubundan vekil vardır memurlar, askerler, aşiret ağaları, avukatlar, bürokratlar ve rengarenk bir meslek yelpazesi olan bir TBM'miz var. Bu yüzden halkçıdır. Peki çok sesli midir? Evet. Çünkü farklı fikirlere sahip vekiller var. Birazdan göreceğiz. Milli egemenlikçiler var, saltanatçılar var, koyu şeriatçılar var, komünistler var. Komünistin Müslüman olan komünisti var. Yeşil Ordu gibi hafif komünistler var. Her zihniyette neredeyse adam var. Peki eğitimli bir meclis midir? Evet. Harika bir meclis arkadaşlar. Hemen hemen tamamına yakın bir yabancıdır bilir. Yarıdan çoğu da ikinci yabancıdır Zaten bu adamlar eğitimli olmasalar devlet kuruyoruz devlet. Öyle kaliteli adamlar olmasa devlet kuramazlar. Eğitimli bir meclistir. Kurucudur kurucu meclis. Ne demek kurucu? Anayasa yazan meclislere kurucu meclis denir. Çünkü bu meclis teşkilatı esasi isimli anayasa yazmıştır. Bu sebeple kurucudur. Artı yeni bir devlet kurmuştur. Bu yüzden kurucu meclistir diyoruz. Ama hiçbir zaman kurucu meclis sıfatını öne çıkarmadılar. Mümkün mertebe ki toplanırken de bunu dediler. Olağanüstü yetkili meclisiz dediler. Niye böyle diyorlar? Çünkü kurucu meclisiz dersen adam sorar sana ne kurdunuz siz kardeşim? Devlet kurdunuz değil mi? Ben saltanatçıyım aha birlik beraberlik bozulur o zaman. İşte bu yüzden birlik beraberlik bozulmasın diye mümkün mertebe kurucu meclis sıfatı kullanılmadı. Onun yerine olağanüstü meclis sıfatı ünvanı kullanıldı. Siyasi parti yok. Kurulmasına müsaade etmedik. Neden? E gene birlik beraberlik. Sırası mı şimdi? A partisi, B partisi geleceğiz gene birbirimize. Ama bu sefer de şöyle bir olay oldu. Parti olmayınca vekiller düşüncelerini yansıtabilme konusunda sıkıntı yaşadı. Bu yüzden de gruplaşmalar oluştu. Mecliste genel olarak iki grup vardır. Birinci grup milli egemenlikçiler. ikinci grup saltanatçılardır. Bunlar da kendi içinde tesanüt, istiklal, teceddüt, iddiatçı, yeşil ordu, müdafaa hukuk, halk sümresi, komünist grup, halk iştirakiyon grubu gibi bir sürü alt gruplara bölündü. Burada özellikle bu gruplardan yeşil ordu grubunu vurgulamak istiyorum. Yeşil ordu grubu İslamcı sosyalistlerdir. Hatta bunlar Yeni Dünya diye bir gazete çıkartarak fikirlerini yaymaya çalışmışlar. Ayrıca da Milli mücadelenin başına Çerkez etemin geçmesine dair propaganda faaliyetlerde yapmışlardır. Ha Mustafa Kemal bu grupların hangisi içinde? Müdafaa-i Hukuk grubu içinde yer almış. Ha buradan başka nasıl bir soru gelir bana? Hangisi ilk temmüdeki gruplaşmalardan biri değildir? İhtimal ki Fela vatan verilebilir. Felah vatan neredeydi arkadaşlar? Son Osmanlı Mebusan Meclisi'ndeydi. İhtimal ki daha görmedik ama müstakil grup. İlerleyen derslerde, videolarda konuşacağız. Müstakil grup 1930'da, 39'da CHP'nin parti için muhalefet grubudur. ihtimal ki Hizbi Cedid var mesela. Halaskaranı tam grubu gibi gruplar da var. Onlardan da verilme ihtimali var mı? Var. Peki. Hemen tekstireç yapalım. Bana buradan nasıl soru gelir? Değil mi? Hep bunu yapıyoruz. Yukarıdakilerden hangileri birinci temelinin milli birlik ve beraberlik anlayışını korumaya yönelik çalışmalarından biridir. Bir, kurucu meclis sıfatı yerine olağanüstü yetkilere sahip meclis ünvanının kullanılması kesinlikle evet. Çünkü kurucu meclis yeni devlet kuran demek. O yüzden saatına çarpmına tepki gösterebilirdi. Siyasi partilerin kurulmaması bu da birlik beraberliği güçlendirici. Savaş sırasında ne partisi değil mi? Sırası değil. Halife ve paşanın durumunun bağımsızlık sonrasına bırakılması. Halk hala ciddi anlamda bu kurumlara bağlıdır. İçimizdeki bir yara vekil zaten Mebusan Hanmesi'nden geldiler. Saltanata hilafete bağlılar. Mümkün mertebe bu hassas konular arkaya atalım diyoruz. Mebusan Hanmesi vekillerinin yeni bir seçime tabi tutulmadan Birinci TM'ye kabul edilmesi de yine saltanatçı zihniyetteki vekillerin Kurtuluş Savaşı'ndan uzaklaşmaması için yapılan bir faaliyettir. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? Hepsi oldu. Evet, peki Birinci TM dönemiyle ilgili bilmemiz gereken belli başlı başka özellikler var. TBM'nin ilk çıkarttığı kanun Ağnam vergisinin arttırılması kanunu. Arkadaşlar anan biliyorsunuz hayvancılık. Ha bize sorulsa ilk devrenin çıkarttığı kanun hangi alanla ilgilidir? Hayvancılıkla mı ilgili? Hayır. Bu bir vergi arttırma. O yüzden maliye ile ilgili diyeceksiniz. Hayvancılık vergisi artarsa hayvancılık desteklenmiş olmaz. Vergi diyor vergi. O yüzden mali ilgili Demek ki sıcak paraya... Nakit paraya bir ihtiyacımız var. Artık bir devlet kurduk. Savaş masraflar var. Memurların maaşı ödenecek. O yüzden maliye. İkinci kanun hıyaneti vataniye. Bak bu bir iç güvenlik kanunudur. Ki hıyaneti vataniye kanunu 1984 yılında terörle 1984 daha yeni sayılır. Terörle mücadele kanunu yapılana kadar yürürlükte olan bir kanun olmuştur. Yine TBMM asker kaçakları için firariler kanunu çıkartmıştır. Nisabı müzakere. Bu ne demek? görüşmelerin yani müzakerelerin orana kanunu demektir ki bu TBM'nin düzenli çalışmasını sağlam amaçlı bir kanundur. Yani bir milletvekili en az kaç gün devamsızlık hakkı var. TBM'de en az kaç vekil olursa o gün görüşme başlar. En az kaç kişi evet derse o kanun kabul edilir gibi bir kanun. Aslında ne bu? Günümüzün meclisinin iç tüzüğüdür. İç tüzük. Ayrıca menimiz israfat, menimiz girat kanunları çıkarıldı. Bu ne biliyorsunuz mu arkadaşlar? Düğünlerde israfı ve içkiyi yasaklayan kanunlardır. Her ne kadar cephede savaşçılar olsa da arkadaki köy kasabalarda hala millet iyi kötü düğün yapıyor bilmem ne yapıyor. Ama gösterişli çeyizler hazırlamak, hele hele düğünlerde alkol vermek gelineği var maalesef. Onlara yasak getiriliyor. Amaç mali anlamda israfı engellemek. Peki bu kanunlar nerede yayınlandı? Başka kanunlar da var da sınav için çok önemli değil. Nerede yayınlandı? Ceride-i Resmiye'de yani resmi gazetede yayınlandı. Ha, milli mücadeleyi halka duyurmak, Kurtuluş Savaşı'nda halkı bilgilendirmek için hangi gazete kullanıldı dersek ki yarı resmi gazete ben ona. Hakimiyeti Milliye Gazetesi deriz. Buyurun ilk devme savaş sırasında birinci marif yani eğitim kongresi yapmış ki hatta Eskişehir-Kütahya savaşları devam ederken yapılmış. Bakar mısınız savaşın göbeğinde bile Mustafa Kemal ve ekibi eğitim kongresi yapıyor. Bu da yeni Türk devletinin eğitime vereceği önemin bir kanıtı göstergesi. Arkadaşlar 3 Ağustos 20'de Mustafa Kemal dikkat edin meclis başkanı sıfatı ile Afyon Kongresi'ne 5 Ağustos 20'de Pozantı Kongresi'ne hatta yanında da Fevzi Çakmak Paşa'mız var. Atlıyorlar trene bu iki kongreyi ziyaret ediyorlar. Ama konuşmacı olarak alınan kararlarda doğrudan etkili değiller. Konuşmacı ziyaretçi olarak katılıyorlar. O zaman Mustafa Kemal 4 kongreye katıldı diyelim. Erzurum, Sivas bizzat Orada delege ama Afyon ile Pozantı'ya konuşmacı, ziyaretçi olarak katılmış. Ve TBM döneminde olduğu vurgusu yapalım. Bu arada arkadaşlar Pozantı Kongresi bir Kurtuluş Savaşı sürecindeki son kongredir. 5 Aralık 1920'de de İstanbul Hükümeti ile anlaşabilmek adına Bilecik görüşmesi yapıldı. Bakın bu TBM ile İstanbul. Neye dikkat edeceksiniz? Amasya görüşmesi vardı. O temsil heyetiyle İstanbul'du. Bilecik görüşmesi ise tebime ile İstanbul hükümeti. Hatta Bilecik görüşmeler sonrası İstanbul temsilcileri Ankara'ya götürülmüştür. Niye Ankara'ya götürüyorlar biliyor musunuz? Mu? Sanki İstanbul hükümeti de Kurtuluş Savaşı'na müdahil oldu, destek oldu imajını verebilmek için. Buyurun bayram başlamış. 23 Nisan tarihi Ulusal Egemenlik Bayramı olarak da 21'den itibaren kutlanmaya başlamış. Artık bir devlet var. Artık bir devletimiz var. Ha bu devletin sınırları küçük daha. Bu devlet sınırlarını genişletmeye çalışıyor. Doğuyu Ermenilerden, Batı Anadolu'yu Yunanlardan, İngiliz'den, Fransız'dan, Güney Fransızlardan ve İtalyanlardan kurtarıp büyümeye çalışan bir devlet. Artık bakanlarıyla, bütçesiyle, ordusuyla bir devletimiz var. Ve ilk devre yine İzmir İktisat Kongresi yapmıştır ki, bu da ilk TBM dönemi faaliyetlerinden bir tanesidir. Evet arkadaşlar, TBM ile ilgili bir giriş yaptık. Bir sonraki videomda da TBM döneminde çıkan iç isyanlar, sevr anlaşması ve teşkilat esası konuşacağız.